Onur, bunlar ne? Hani o kızdan uzak duracaktın? Bu not var, mesajlar var. Üstün başına o kız kokuyor. Yeter artık Pınar ya, yeter. Ya kafanda bir sürü şey kuruyorsun. Paranoyak oldun resmen. Yok böyle şeyler diyorum, yok. Bu da mı kurgu? Bu da mı paranoya? Bu kız elini kolunu sallayarak bu eve nasıl gelir? Bu cesareti nereden bulabilir? Söyler misin bana? Of, of. İki damla yaş, iki ayrı can. İki deli gönül, iki parça can. Bugün efkar günü, gün ayrılık. Sevdalık bahçesinde günlerim yanar. Of, sevdalık bahçesinde günlerim yanar. Sana doğru tüm denizler, sana doğru yıldızlar, ayda sen, güneşte sen. Sana doğru tüm denizler, sana doğru yıldızlar, ayda sen, güneşte sen, her yerde her şeyde sen. İstemiyorum ama işe gitmem lazım. Annem ilgilenir, merak etme sen. Tamam. Görüşürüz güzel. Hadi. Bay bay. Görüşürüz. Görüyorsun değil mi? Ne şanslı adamlarız. Hadi hayatım, geç kalacağız. Tamam tamam, geldim. Hadi. Heyecanlı mısın? Evet. İtiraf ediyorum, ben sonucun pozitif olmasını istiyorum Bahar. Sen? Ben de. Bu evde bir bebek olsun artık, değil mi? Kesinlikle. Hadi. Hadi. Günlük programınızı masanızın üzerine bıraktım Mehmet Bey. Teşekkürler Nilay. Bu arada yarından itibaren hafta sonuna kadar olan bütün randevularımı iptal et. Yarına da Paris'e uçak ve otel rezervasyonu yaptırırsan sevinirim. Tabii efendim. Kaç kişilik olsun? Uçak tek. Ama otele iki kişilik rezervasyon yaptırdım. Peki efendim. Kolay gelsin. Paris'e çok yakın olmayan bir ev olabilir. Evet evet. Ne kadar kalacağımız belli değil. Tamam olur. Ama bu evi benim kiraladığımı kimse bilmeyecek, tamam mı? Teşekkür ederim Fatih Bey. İyi çalışmalar. Bu tamam. İyi günler. Yarın gidiş dönüş Paris rezervasyonum vardı. Yalnız dönüşü iptal etmek istiyorum. Seyahatimizi biraz uzatmaya karar verdik de. Günaydın. Hı-hı. Tamam. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Yine geç kaldınız Gümüş Hanım. Evin anahtarını teslim etmeye gittim de. Bugünlerde verdiğiniz sözleri pek tuttuğunu söylenemez maalesef. Sana çok iyi bir haberim var. Dün Mehmet'le uzun uzun konuştuk. Bizi destekliyor. Hı?
için bir düzenleme yapabiliriz. Sen oradaki işleri organize edersin, ben de buradakileri. Ne dersin? Düşünülebilir. Ama önce bir Paris'e gidelim de bakalım. Belki orada çok şey değişebilir. Onur Bey bu sabah kuryeyle geldi. Teşekkür ederim. Ne çabuk Pınar ya, ne çabuk. Günaydın. Günaydın. Onur, perişan görünüyorsun. Seninle hemen ilgilenmemiz gerek. Sağ ol Nilüfer ama biraz yalnız kalmak istiyorum. Oo, çok gerilmişsin sen. Ne oldu? Pınar yeniden boşanmak istiyor benden. Ay inanmıyorum. Biz şimdi gerçekten Paris'e mi gideceğiz? Evet. Unutulmaz bir seyahat olacak Gümüş, inan bana. İnşallah. Keşke Mehmet de gelebilseydi. Ha, Asuman nasıl bu arada? Kim? Hangi Asuman? Hani dün karşılaştık ya, dayının kızı. Ha, bizim Asuman. Daldın kafaya, kusura bakma. Acil işi çıkmış, İzmir'e dönmek zorunda kaldım maalesef. Merhaba. Merhaba. Siz sormadan ben söyleyeyim. Kararımı verdim. Yalıyı ipotek ettirelim. Nilüfer'le bugün bütün işleri halledin kaptan. Yoksa her an vazgeçebilirim. Dedem gelmeden halledelim bari. Tamam kaptan, merak etme sen. Kuzen hayırdır? Aklına komik bir fıkra falan mı geldi? Ya biz dedem gelince bütün aileye söylemeye karar vermiştik ama dayanamayacağım. Ben hamileyim. Oh be. Bugünlerde aldığım en iyi haber. Tebrikler kuzen. Çok sevindim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne kadarlık? Daha yeni. 1,5 aylık. İnanmıyorum ya. Ben size demedim mi? Yalı olunca iş değişir diye. Krediyi hallettik işte. Evet. Ama iş burada bitmiyor ki. İyi bir düzenleme yapmak lazım. İyi. Neyse ya, hallolur herhalde bir şekilde. Ama böyle olmaz ki. Bütün gün suratını astın. Ne yapacaksın şimdi? Evde değil mi suratını asacaksın? Büyük ihtimalle. Asla buna izin veremem. Şurada çok sevimli bir meyhane var. Hadi biraz kafaları çekelim. Ne dersin? Hadi ama. Lütfen. Bir kadeh ama. Hı, tamam bir kadeh. İyi. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar çocuğum. Bir arkadaşıma yemeğe gidiyorum Gümüş ben. Çok geç kalmam. Mehmet'e de iletir misin? Tabii tabii iletirim. Gümüş, senden bir şey daha rica edeceğim. Tabii buyurun. Pınar'ın canı çok sıkkın. Bütün gün odasından çıkmadı. Bir şey yemedi. Çok sıkıştırdım ama bana derdinin ne olduğunu söylemedi. Sen ilgilenir misin? Tabii tabii, siz merak etmeyin. Eğlenceler size. Arkadaşınıza selam söyleyin. Bizim Nezahat Hanım zaten. Bir şey yapmayacağız. Biraz sohbet edip yemek yiyeceğiz işte. İyi akşamlar. Ay geldin mi güzel gözlü? Geldim geldim. Mehmetcan nasıl? Durum gibi maşallah. Babasıyla oyun oynuyorlar. Ben bakayım Onur, geliyorum tamam mı? Görüşürüz canım. Hadi tatlım. Canım benim. Pardon, bakar mısın? Senin iyisi bu duble işini boş ver. Bir ufak aç bize be abi. Hadi.
Amma az içiyor musun sen? Öyle. Gençliğimde görecektin sen beni nasıl. Keşke. Çok isterdim. Pınar da başkaydı o zamanlar. Daha bir hayrandı bana. Böyle her şeyi sorun etmezdi. Sadece beni mutlu etmeyi düşünüyor. Ama her şey değişiyor işte. Her şey değişiyor. Hayat değişmese sıkıcı olmaz mıydı? Hayır. Bazı şeylerin değişmemesi gerekir. Mesela herkesin mutlaka dönebileceği bir evi, bir memleketi olmalı. Ne olursa olsun bozulmayacak dostlukları. Mehmet'le ben gibi mesela. Senin çok iyi bir dostun var mı Nilüfer? Sen varsın ya.